Evet dostlar, merhabalar. Bugün sizlere Almanya'daki yine bazı gelişmeler hakkında bilgi vermek için kamera karşısına geçtim. Bugün sizlere o bilgileri vereceğim. Özellikle de hepinizin bence duyduğunuz üzere artık Alman vatandaşlığına geçiş bayağı kolaylaşıyor Almanya'da. Hükümetin bu konu hakkında bazı yeni şey döneminde yani yeni yılda yeni yasa tasarısı var. Bu yasa tasarısına göre olacakları sizlere paylaşmak istiyorum. Özellikle Blue Card'la yani Blau Kart ile gelenler için bayağı önemli bu bilgiler. Mesela 5 yıl boyunca Almanya'da ikamet etmişseniz ve tahminim ki B1'iniz varsa, B1 Almancanız varsa artık Alman vatandaşlığına başvurabileceksiniz. Yani özellikle iyi entegre olmuşlar dedikleri bunlar oluyor. Bir de Einbürgering test denilen bir test var. Çok basit bir test. Muhtemelen onu da isteyecekler. Çünkü Alman anayasasına saygılı olmanızı bekliyorlar. Alman anayasasına saygılı olmak da işte Almanya'ya uyum sağlamak filan. Bunların hepsi Einbürgering test ve işte B1 seviyesinde Almanca'ya tekabül eden şeyler. Şu anda hepsi kesinleşmiş değil ama %90 isteyecekleri bunlar. Hatta ve hatta B2 bilenler olursa bunlar 3 yılda da geçebilecek ya da Almanya'da üniversite okuyup B2, C1 falan bilenler varsa B2 düzeyinde Almanca bu arada bahsettiğim. B2 deyince anlamıyor olabilirsiniz. Anlayanlara saygım sonsuz, anlamayanlara da sonsuz. Neyse. Tabii ki anlıyorsunuz artık. O kadar çok video yaptım ki bu dil konusunda artık anlıyorsunuzdur. Neyse. İşte 3 yıla kadar Alman vatandaşlığına geçecek şey zaman düşecek Alman vatandaşlığına geçmek için. Cümle de kuramadım. Kusura bakmayın. Başka ne var dostlar? Dostlar, çocuklar eğer Almanya'da doğmuşsa direkt Alman vatandaşlığına geçebilecek ama anne ve babanın 5 yıl boyunca yasal olarak Almanya'da ikamet etmiş olma şartı var. Böyle bir şart var. Yani Alman vatandaşı olmayan anne babadan doğan çocuklar artık Alman olabilecekler. Normalde Almanya'da doğmak yetmiyordu. Almanya'da okul okumak, işte belli bir zaman kalmak falan gerekiyordu çocuklar için de. Böyle bir kanun maddesinin üzerinde çalışıyorlar. Artı eski göçmen Türkler için ya da başka ülkelerden gelenler için de çok önemli bir madde. Dil bilgisi sertifikası istemeyecekler. Yani 67 yaş ve üzeri galiba. Bu arkadaşlardan, bu amcalardan, teyzelerden artık dil bilgisi sertifikası istemeyeceklermiş. Alman vatandaşı isterlerse olabilecekler. Bilmiyorum o yaştan sonra gerekir mi? Gerekir, bazen gerekiyor işte. Eğer isterlerse Alman vatandaşlığına başvurabileceklermiş. Böyle bir bilgi var. Bir de diğer bir bilgi, Türk vatandaşı olanlar ya da işte bilmiyorum kaç ülke için geçerli bu. Normalde Türk vatandaşlığını bırakması gerekiyordu Alman vatandaşı olmak için. Artık gerekmeyecek diye bir söylenti var. Bunu da yasa maddesi olarak geçirmek istiyorlar. Bakalım bilmiyorum yani Türk vatandaşlığımızı koruyabileceğiz Alman vatandaşlığına başvurursak. Eğer bu madde olursa ve bir de bunun iyi bir yanı yani artı yönde bir şey daha var. Yani sadece Türk vatandaşlığını korumak değil, Alman vatandaşlığına geçmek sürecini hızlandırıyor. Yani çünkü gidip Türkiye'den vatandaşlıktan çıkmak için ekstradan 2-3 ay böyle bir belgeler gidiyor, geliyor, pasaport iptali falan derken bayağı bir sıkıntılı, uğraştırıcı evrak işleri olan bir süreçti bu. Ama bu süreci artık olmayacağı söyleniyor. Daha kesin bir şey yok. Muhalefetin demeyeyim de hükümetin yani iktidarın küçük ortağı olan bir parti bazı ufak tefek düzeltmeler istiyormuş. Belki onun düzeltmelerinden sonra kesin yasa tasarısını, yasayı görürüz. Tabii bu arada bazı eyaletler de bazı maddelere karşıymış. Bir de eyaletler meclisinden geçmesi gerekiyor bu bütün maddelerin. Ama yani bilmiyorum. Olur gibi geliyor. Çünkü Almanya'nın çok büyük iyi derecede nasıl söyleyeyim yetişmiş insana ihtiyacı var. Çünkü emeklilik sisteminin devamı için çalışma hayatının da sürekli artarak devam etmesi gerekiyor. Yani çalışan insan sayısının artması gerekiyor. Bunun için de göçmen alması gerekiyor. Çünkü doğum oranları ortada. Göçmen olmazsa Almanya'nın nüfusu, göçmenler ya da işte yurt dışından gelenler
olmazsa Almanya'nın nüfusu hep düşer ve emeklilik sistemi bir yerde iflas eder. Böyle bir sıkıntı var. Bu nedenle de eninde sonunda kabul edilecek gibi gözüküyor. Çünkü Almanya'nın dezavantajı diğer birçok ülkeye göre, Hollanda olsun, işte diğer Kuzey Avrupa ülkeleri olsun, Almanya'da dil konusunda bayağı bir ön yargı var Almanya göçmek isteyenler konusunda. Çünkü diğer ülkelerde, o bahsettiğim Kuzey Avrupa ülkelerinde İngilizce çoğunlukla yeni gelen insanlar için çoğunlukla yeterli oluyor. Ve neredeyse ana dil gibi İngilizce biliyor herkes Kuzey Avrupa'da. Ama Almanya'da öyle bir durum yok. Dil bir dezavantaj ve Almanya gelmek istemeyebiliyor birçok çalışma hayatının içinde olan insan. O nedenle de Almanya'yı daha cazip yapmak için sanırım bu kuralları, bu kanun maddelerini geçirecekler. Valla söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Alman vatandaşlığına geçiş süreçleri bu şekilde. Umarım bilgilendirici ve iyi bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.